Çiftlik TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda 90'lık kuluçka makinesini tanıtmıştım. Çimuka marka. Ve yumurtalarımızı 18 gün doldurduğu için sepete almıştık. Son 3 gün çıkma bıraktık. Ve şu anda civcivlerimiz çıkmış durumda. Bir bakalım hangi cinsler var. Civcivlerimize bakalım. Evet arkadaşlar, şu an üst üste biniyorlar. Tabii ki de üçlüklerini gösteriyor bu, ama 30 derece şu an kafesin içi. Bugün aldım kafese. Ve cinslere bakacak olursak Black Motlet, Black Brahma, Light Brahma, Colombian Brahma, Jujokoshin, Mavi Yumurta, Gold Brahma, Silver Viandot, Blue Viandot, ya 10 çeşit yumurta koydum ve 10 çeşitten de çıkanlar oldu tabii ki de. Kimisinden az, kimisinden çok çıktı ama bu şekilde. Sadece ispenç koymadım bu sefer. Bir önceki çıkımda ispenç koymuştum. Şu an ispenç yavrularımız da büyüdü. Tabii ki de arkadaşlar, her seferinde söylüyorum, sepete kaydırmaz koymamız gerektiği konusunda. Kaydırmaz koyduğum halde yine de ayak çarpıklıkları olabiliyor. Ve bu şekilde civcivimizin ayağına tokat atarak 1-2 gün bu şekilde kalmasını sağlarsak, ayaklardaki çarpıklıklar ya da kalça çıkığı dediğimiz durum biraz da olsa düzelebiliyor. İki civcivimizde bu durum mevcut. Ve bunlara da saç tokası taktım. İnşallah düzelirler. Bu şekilde civcivlerimiz çıktı. Şu an burada 70 kadar civciv var. 90 yumurtadan 70 canlı çıkım gerçekleşti. Tabii ki de oluşup da çıkamayanlar vardı. Onlara müdahale ettik. Onlarla birlikte 70'i bulduk. Kimisi belli bir süreden sonra gelişememiş. Herhalde kuluçka makinesinin içerisindeki sıcaklık ve nem dağılımından kaynaklı. Kimisi de içerisinde ölmüş ve çıkamamış. Bunları da tabii ki de bunlar olacak. Yani canlı çıkım olduğu kadar ölenler de olacak yumurta içerisinde. Evet arkadaşlar, kapatalım da üşümesin civcivlerimiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an sıcaklık değerleri 30,4. Biraz da bu civcivlerimize bakalım, ispençlerimize. Evet, maşallah ispençlerimiz iyi durumdalar. Biraz da olsa kendilerini kurtardılar. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir kafes kullanıyorum. 4 bölmeden oluşuyor. Üst tarafını 2 bölmeye ayırdım ve bu şekilde naylonla da kaplayarak civciv büyütme, yani yeni çıkmış civcivleri büyütmek için kullanıyorum. Daha sonrasında alt kafeslere alacağım. Bu kafesi yeni yaptık. Bu şekilde. Evet, şimdi civcivlerimizin durumu bu şekilde. Daha sonraki videolarımızda da durumlar hakkında sizi haberdar edeceğim. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler.